Değerli Açan Ağa Hanım, değerli Mekke'ye Kavya'm, değerli Eyüpiye Belediye Başkanım, değerli meclis üyelerim, değerli muhtar dernekleri başkanlarım, değerli basın mensupları ve bürokratlarımız, bazen unutuyoruz ama bakıyoruz. Parti yöneticilerimiz ve renk belediye başkanımız burada. Yine belediye başkan vekillerimiz burada. Basınımızın biz de temsilcileri. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bir üçüncü yıl lansmanda burada beraberiz. Urfa'yı konuşacağız birlikte inşallah. Efendim Urfa 2.353.000 nüfusa sahip. Nüfus bakımından Türkiye'de 8. sıradayız. Yine yüz ölçümümüz 19.242 kilometre kare. Türkiye'nin 7. büyük nüfusuna sahip bir şehiriz. 1.445 mahallemiz var. İşte bu nüfustaki, bu yüz ölçümdeki bir şehre 1.445 muhtarlık ve buna bağlı olarak da birçok mezramız var. Bu şehre hep birlikte hizmet ediyoruz. Herkes kendi bulunduğu yerde, kendi görevinde şehrimize hizmet ediyor. Bu şehre baktığımız zaman şöyle bir durum var. Peygamberler şehri, tarihi bir şehir, kültür şehri, tarım şehri ve gastronomi şehri, müzik şehri. Yine şehrimizin tarihi olması itibariyle belirli merkezlerimizde, Şanlıurfa'da ve ilçelerimizin de bir kısmında belirli merkezde bir tarihi zürriyetimiz var. Biz göreve geldiğimizden sonra birkaç konuyu öne çıkardık. Urfa'nın sorunlarını dikkate aldık. Bunlardan biri şu. Efendim şehirleşmede Şanlıurfa'nın tarihi zürriyetini ortaya çıkarma gayretiyle bir çalışma yaptık. Bu tarihi zürriyet içerisinde kent dokusunu bozan bir takım yerlerle ilişkin olarak kamulaştırmalar yaptık, meydanlar açtık. Bunları anlatacağız birazdan. Yine nüfusumuz genç bir nüfus. Genç bir nüfus olması itibariyle de 20.4. Bu genç nüfusun istihdamıyla ilişkin olmak üzere çalışmalar yaptık. Müzik şehri, müziğimizi öne çıkardık. Turizm şehri, turizmimizi öne çıkardık. Şimdi bunları birer birer anlatacağız. Yalnız anlatırken şunu ifade edeyim. Efendim bu çalışma çok önemli, büyük çalışma değil. Şu çalışma anlatılır mı? Evet, hepsi anlatılacak. Çünkü bizim birçok dairemizin çalışmaları var. Bu çalışmaların hepsini burada sunmak zorundayız. Efendim Kültür Daire Başkanlığımız kültür etkinlikleri yapmış. Elbette ki bunu Urfa'yla paylaşacağız. Spor, Gençlik Spor Daire Başkanlığımız spor etkinlikleri yapmış. Bunları muhakkak ki paylaşmak zorundayız. Şimdi istihdamdan bahsettik. Şanlıurfa'daki gençlerimizin istihdamı için 6 tane fabrika açtık. Bu fabrikada şu anda makineler yerleşmekte. Bu makineler yerleştikten sonra da işçi alımına başlayacak. Hayırlı uğurlu. Evet, bilim merkezi. Bilim merkezi çok önemli. Şu anda inovasyon şube müdürlüğümüzü kurduk ve bu şube müdürlüğümüzle birlikte birçok yerlerde de robotik kodlama çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar daha sonra bilim merkezimize taşınacak. Yani şu anda bilim merkezimizin de altyapısını oluşturmaktayız. Okullara gittiğimizde de gençlerimizin en fazla üzerinde durduğu inovasyon, bilişim, dijitalleşme, ticaret bunlar. Efendim yine 11 kilometrelik bulunduğu uça bulvarı trafiğe açtık. Bu yol 11 kilometre Diyarbakır yolunu Mardin yoluna bağlıyor. Şimdi bunun bir şeridini tamamen bitirdik.
Bu dönemde ise ikinci şeridini inşallah bitirerek bu bulvarı tamamen hizmete açacağız. Bir yıl gibi kısa zaman içerisinde bunu bitirdik. Kültür turizm yolu, 476 adet yapı, kamulaştırma çalışmaları bitti. 476 adet yapının tamamını kamulaştırdık. Kültür turizm yolu ile ilişkin yazışmalar, konuşmalar 21 yıldır devam ediyor. Şehre baktığımızda Eyüpiye bölgesi en dezavantajlı bölgemiz. Eyüpiye bölgesinin hemen hemen %80'ine yakını gecekondu. Ve bu gecekondu içerisinde insanlar nefes alacak durumda değiller. Parklar yok, yollar yok, sosyal donatılar yok. İşte buraya biz biraz daha dezavantajlı olması nedeniyle ağırlık verdik. Burada 476 tane konutu kamulaştırırken, gayrimenkulü kamulaştırırken, efendim bu zor bir iş dediler. Evet, biz de şöyle başladık işe. Hangi iş zor ise oradan başladık. Eyüp'teki iş zordu. Oradan başladık. 476 tane yapının kamulaştırmasını tamamladık. Şimdi yolunu asfaltlama işlemlerini, altyapılarını bitireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet. Kültür turizm yolu projesi bitince bu hale gelecek. Devam ediyoruz. Devam edelim. Osmanlı Mahallesi, Osmanlı Mahallesi'nde de 120 yapının kamulaştırılması tamamlandı. Yine Eyüpiye'nin şah damarlarından biri olan bir yer. Burada da inşallah asfaltlama çalışmaları başlamak üzere. Hayırlı uğurlu olsun. Devam edelim. Asya Mahallesi, Asya Mahallesi yüksek gerilim hattı altında. Yanlış yazılmış, 25 adet değil, 50'nin üzerindeki yapı kamulaştırıldı burada. Bu yapılar kamulaştırıldı ve şu anda asfaltlama çalışması bitti. Orta refüj ve kaldırımlar yapılmak üzere. Burada otağımız geldiği zaman efendim bizim mahallemiz trafo altında, yıllardır bekliyoruz ki kamulaştırılsın. Peki muhtarım dedik, kamulaştıralım. Muhtar bey ki bizim bu yumuşak ve sakin cevabımız karşısında bu iş olmayacak diye düşündü. Şimdi gittiğimizde çok güzel bir yolun açılmış olduğunu görüyoruz. Evet, oradaki insanlar yüksek gerilim hattının altında sıkıntı içindeydiler. Ve orada bir vatandaşımızla konuştuğumuzda 50 yaşındaki vatandaşımız diyor ki ben 10-15 yaşındayken babam diyordu ki oğlum buralar kamulaştırılacak bir gün. Demek ki diyor bugüne nasipmiş, bize nasipmiş. Eski belediye binası. Eski belediye binasını yıktık. Burası yeşil alan içerisindeydi bu bina. Ve binanın önü mermerlerle kaplanmıştı. Mermerlerle kaplanan bu bina yeniymiş gibi görünüyordu. Yaptığımız incelemede bu binanın sakat olduğunu gördük. Aldığımız karot numunelerinde yapıyı incelediğimizde zaten yapının da yıkılması gerekiyormuş. Vurduğumuz bir kepçeyle neredeyse binanın yarısına yakını yıkılıp gitti. Şimdi bu binayı yıktık. Yerine ne yaptık? Yerine yeşil alan yaptık. Neden? Çocuğumuz, gençimiz, yaşlımız mutlu olsun diye. Burası bitti. Efendim, çok kısa bir zaman içerisinde inşallah yağmurların bitmesini bekliyoruz. Burayı halkımızın hizmetine sunuyoruz. Zaten bu resimde gördüğünüz hali buranın son hali. Hemen yakınını sinema yaptık. Sinemada da Kültür Bakanlığımızdan aldığımız filmleri dijital sinemada gösterime sunacağız. İnşallah bu sinemada parkla birlikte beraber faaliyete geçmiş olacak. Evet, bu yeni bir meydan, Urfa'ya hayırlı uğurlu olsun. Saraöğlü Kızılay Meydanı gün yüzüne çıkıyor. Bakın burası da daha evvel bina bir meydan iken ne yapıldı? Binalar yapıldı. Yani adeta
insan olarak şehri düşündüğümüzde onun nefes borularını kesmişiz. Ne yaptık burayı? Zor bir iş. Her gelen Kızılay Meydanı'nı konuştuk. Ne olacak bu Kızılay Meydanı? Kim, nasıl, ne zaman gün yüzüne çıkaracak? Burada önce kendi yerimizi, Şammet'i yıktık. Şammet'e ait hastaneydi, oteldi. Daha sonra Kızılay Meydanı'nı kamulaştırdık. Daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası binasını, ki teşekkür ediyorum hepsine, kamulaştırdık. Ön kısımda 30'un üzerindeki yapıyı kamulaştırdık. Kızılay Meydanı'nı bugün dümdüz hale getirdik. Proje yarışması yaptık. Şimdi çalışmalar başladı. Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Devam edelim. Mülkiyetin satın aldığımız Hac Kamil Konağı'nı restore ediyoruz. Efendim, Hac Kamil Konağı yıllardır şehrimizin içerisinde o güzel mimari eser kötü bir görüntüdeydi. Aldık Hac Kamil Konağı'nı, satın aldık. Ne yaptık? Efendim, şimdi inşallah onu halkımız hizmetine sunacağız. Ama şu anki düşüncemiz, hemen yanında belediye parkı ve Kızılay Parkı olduğu için burayı da kütüphane yaparsak, gençlerimiz bir taraftan sinemaya gitmek isterse imkanı olsun, meydanda çayını kahvesini içmek isterse imkanı olsun, kütüphaneye giderse imkanı olsun, kompleks bir yer haline getirelim burayı dedik. Çalışmalar burada devam ediyor. Restorasyonlar. Evet. Özdiker Pasajı'nda kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada kamulaştırmalarımızın %50'sine yakını tamamladık, bitirdik. Kalan %50'si içinde kısım kısım anlaşma için arkadaşlarımız geliyorlar, onlarla görüşüyoruz. Neden bunlar üzerinde duruyoruz? Efendim, bizim bütün gençlerimiz gidip fabrikada çalışacak hali yok. Bunların içerisinde müteşebbis olanlar var, yatırımcı olanlar var, turizmci olanlar var. Biz Eski Urfa'yı kültür turizmi şehri haline getirmek zorundayız. O Eski Urfa evlerini butik otel yapıp o Urfa sokaklarını turizm cenneti haline getirmek zorundayız. Oraya giden bir kişi 200 yıl, 300 yıl öncesine dönmüş gibi kendini hissedecek. Urfa bir turizm şehri olacaktır. Efendim, bütün bunlar turizmle ilgili olan bu çalışmalara biz hız vermek zorundayız. Geçen sene gördünüz, yaptığımız çalışmalar sonucu bütün otellerimiz doldu. Doluluk oranı %100. Peki en yakın komşumuza ne yaptık? 2 kat fark. Böyle bir potansiyeli olan şehrin bu yönünü göz ardı edemeyiz. Ve bir tarafı dikkat ederseniz Hamlar bölgesi, bir tarafı Eski Aras Hamamı, efendim doğu tarafı Mevlevihane ve yine diğer tarafı ise Eski Urfa sokaklarının bulunduğu tarihi kentimiz. Bu şehrin içerisinde yapılan bu yapıyı efendim yine biz kamulaştırmak zorundayız. Kamulaştırma bittikten sonra da yine halkımızın hizmetine sunacağız. Şunu söyleyeyim. Bütün bunlar yapılırken işletmelerin tamamı belediyemiz tarafından, belediyemizin Bertur şirketi tarafından yapılıyor. İhaleye vermiyoruz, kimseye devretmiyoruz buraları. Devam edelim. Efendim, şehrin merkezinde huy bahçesi yaptık. Bir de kızıl koyun vardı, o sonra geliyor herhalde. Bu hobi bahçemizi şöyle düşünüyoruz, yakında çıkaracağız. Yaşlılarımıza vereceğiz. Ama aklımdaki tasarımı söyleyeyim. Bir tartışmayı açmak için söylüyorum. Kesin bir kanaat değil. Hobi bahçelerimizin ikili bu şekilde yaptık. Komşunu kendin seç projesiyle götürmek istiyoruz. Ne olacak? Yaşlı bir kardeşimiz, ninemiz hobi bahçesinden bir yer aldı. Bu nasıl gidecek? Nasıl gelecek? Orada kim yardımcı olacak? Ona diyeceğiz ki, biz sana verdik, bak sen birini de seç, seni alıp götürüp getirsin oraya. Orada sana yardımcı olsun. Arabasını alıp getirsin.
bu şekilde bir çalışma içerisindeyiz. Düşüncemiz bu. Ama bu fikri halkımıza açtık. Sizin de düşüncelerinizi alabiliriz. Devam edelim. Karaca'da kayak merkezimizin ihalesi yapıldı. Hayırlı uğurlu. Devam edelim. Harfet'in kentsel tasarım projesi tamamlandı. Oradaki çalışmalarımız devam ediyor. Harfet Belediyesi ile yapılan protokolla bir kısım biz karşılıyoruz. Bir kısım da Harfet Belediyesi karşılayarak bu çalışma şu anda devam ediyor. Devam edelim. Bozova Kentsel Tasarım Projesi. Bozova Belediye Başkanımızla anlaştık. Burada 7-7,5 milyon civarında biz bir destek sağladık. Ve diğer kısımda kendi belediyemiz, Bozova Belediye'miz yaparaktan sahil şeridinde güzel bir eser ortaya çıkarıyoruz. Devam edelim. Bozova Burgola evlerin ihalesi yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yakında çalışmalar başlıyor. Luna Park ihalesini yaptık. İnşallah halkımıza bunu hizmete sunacağız. Devam edelim. 12 adet trambüs yakın zamanda şu Şanlıurfa sokaklarına geliyor. Bu çok konuşuldu. Çok çalıştık üzerine. Hem maddi bir hata yapmayalım, hem hukuki bir hata yapmayalım, hem de şehrimizi zarara uğratmayalım istedik. Şimdi fabrika yakından takip ediyoruz. Yapım çalışmaları başlamış durumda. Evet, devam edelim. Beton santralimizi kendimiz kurduk. Betonumuzu üretiyoruz. Devam edelim. Asfalt plantımızı satın alarak saatte 240 ton asfaltımızı üretiyoruz. Bu sıkışık zamanlarda asfalt üretimi çok önemli. Bazen müteahhitlerimiz pahalılık nedeniyle iş almama ve işi bırakma durumları oldu. Biz zamanda müdahale ettik. Zaten kendimizde birçok yerimizi kendimiz asfaltlıyoruz. Devam edelim. Saatte 300 ton kapasiteli konkonsör testimizi kurduk. Burada ilçelerimize de stabilize malzeme veriyoruz. Evet. Kilitli parke taşımızı kendimiz üretiyoruz. Devam edelim. 1.750.000 metrekare kilitli parke taşı, döşedik. Evet. 1250 kırsal mahallemizin yol çalışmalarını %85 oranında tamamladık. Şimdi kalan %15'inde ihalesini yaptık. Buradaki kırsal mahalledeki vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu yıl 2022 yılın sonunda Allah'ın izniyle hiçbir kırsal mahallemizin yol sorunu kalmayacak. Bakın devam edelim. Kırsalda 120 kilometre hasır çelikli beton yol uygulaması gerçekleştirdik. 80 kilometre yol yapımına da başladık. Bütün ilçelerimize sırasıyla beton yol yapıyoruz kırsallarına. Şimdi onların ikinci turunda devam ettireceğiz. Bu arada da şunu söyleyeyim, bu beton yollar yapılırken Birecik, Bozdere, Güzelyurt, Güvenli, Direklik, Göktepe, Eşme 14 kilometre, Bozova, Devlet Hastanesi, Çayırbaşı, Pirhalil, Tatburcu 17 kilometre, Ceylanpınar, Akrepli dediğimiz Maden, Doruklu, Yukarı Doruklu, Aşağı Doruklu, Boncuklu, Kızıltepe 15 kilometre, Harran, Saide, Damlasuyu, Aydınlık, Demirci, Yenice, Kaymaklı, Türkoğlu 19 kilometre beton yollarımızda ihalesi yapıldı. Ancak müteahhit sırasıyla gelmekte. İnşallah bunlar da kısa zamanda bitirilecek. Burada, orada yaşayan vatandaşlarımıza bu müjdeyi vereyim. İnşallah yakın zamanlarda orada olacağız. Devam edelim. Kırsal'da 5.935 kilometre stabilize yol yapım ve bakım onarımı gerçekleştirdik. Bakım ve onarım için 10 tane ekip kurduk. Geldiğimizde bir tek ekip vardı. 10 ekibe çıkardık ve şu anda bize bu yönde bir talep gelmiyor. Biz vatandaşımızın, muhtarımızın, belediye meclisimizin önüne geçtik. Devam edelim. 283 farklı noktada 1.763.000 metrekare sıcak asfalt serdik. Evet. Karakoyun Köprülü Kavşağı geldiğimizde görüyordunuz. Orası çıkılmaz haldeydi. Tek şeritti. Geldiğimiz gibi ilk ele aldığımız yer burası oldu. Karakoyun Köprülü Kavşağı'nı yapıp bitirdik. 330 metre olan Akçakale yolunu
Urfa'dan çıkışı 50 metreye çıkardık ve oradaki vatandaşlarımız şu anda bize teşekkür ediyorlar. Başkanım buraya uçak bile iner diyorlar. Devam edelim. Açık Susur Caddesi'nde yol genişletme çalışması yaptık. Açık suyunun nefes borusunu açtık. Uzun yıllardır bu yolda konuşuluyordu, yapılamaz deniyordu. Bunu da biz Allah'a şükür yaptık. Allah bize nasip etti. Evet, Kuzeybatı çevre yolunu bağlantı yolunu yapıp bitirdik. Çökme yaşanan 2.35 metre yolda, ikinci 35 metre yolda sil baştan düzenleme yaptık. Bu yol bize bir kavşak kadar bir maddi yük getirdi. Defol olan Balkaya Bulvarı'nı revize ettik. Devam edelim. Balkı Göl Kavşağı'nda düzenleme yaptık. Bu asfalt çalışmaları yapıldı. Balkı Göl'de gördüğünüz gibi bu turizmin kalbi olan yerde daha önce bir otopark vardı. Ama şimdi görüyorsunuz nasıl güzellik haline geldi burası. Efendim turizm ortaya çıkarırsak bu estetiği dikkate almak zorundayız. Çardaklı Kaya Bulvarı'nda asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Önemli bir yoldu. Bu yolda tamamlanmış oldu. Yunus Emre Caddesi'nin Prestij Caddesi yaptık. Devam edelim. Kuzeybatı çevre yoluna bağlanan Şehit Orhan İrkanlı Bulvarı'nda şimdi açıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Azerbaycan Bulvarı'nda çalışmalar devam ediyor. İnşallah yakında asfaltlama başlayacak bu yollarımızda. Hilvan çevre yolunda hizmeti açtık. Bunun önünde de kamulaştırmalar vardı. Kamulaştırmaları yaptık. Hilvan'a bir çevre yolu kazandırmış olduk. Suruç Bedel çevre yolunda çalışmalar devam ediyor. Siverek yeni çevre yolu kazandırıyoruz. Viranşehir trafiğini rahatlatacak çevre yolunu yapıyoruz. 4 kilometresini tamamladık. Kalan 4 kilometreyi de inşallah yakında bitireceğiz. Mobilya içerisinde alt üst yapı çalışmaları tamamlandı. Evet, hurdacılar devam et. Matbaacılar, tatlıcılar, elektrikçiler, otokaportacıları bunların çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi birçok noktaya henüz yapı gelmeden hizmet gelmeye başlamış bulunmakta. Karla mücadelemizi başarıyla götürdük. Bütün ilçe belediye başkanlarımızla beraber bir ekip takım ruhuyla hareket ettik. Ve burada da Şanlıurfa çok başarılı olarak ortaya çıkmış oldu. Araç filomuzu güçlendirdik. 43 adet damperli kamyon satın aldık. Efendim, başkanım bu kamyonları niye aldınız? Şimdi kendi elimizde kendi hizmetimizi görüyoruz. Ve şu bugün bunları satın almak istesen 3 kat fiyatına ve 6 ay sıraya girdiğin zaman ancak belki alabiliyorsun. Allah'a hamdolsun filomuzu bu şekilde güçlendirdik. 9 adet grader satın aldık. 1 adet yol çizgi aracı aldık. Daha önce bu çok yüksek miktarda ihaleye verilirken şimdi 1 yıllık ihale bedeline biz bu işi yapıyoruz artık. 8 adet ekskavatör satın aldık. Hayırlı uğurlu olsun. 8 adet kazıcı üpleyici satın aldık. 6 adet silindir satın aldık. 8 adet çift kabinli kamyonet satın aldık. 10 adet minibüs satın aldık. Sosyal yardımlarımızı daha önce ihaleyle tuttuğumuz araçlara verirken şimdi kendimiz araçlarımızda sosyal yardımlarımızı götürüyoruz. 11 adet kapalı kasa panel ve satın aldık. 2 adet dozer ve 3 adet dorse satın aldık. 1 adet finisher satın aldık. Kendi asfaltımızı seriyoruz. 236 adet bilek aracı satın aldık. Bakın KDV'nin 2019'da %18 KDV'den muaf olduğu bu dönemde 92 bin lira civarında aldığımız bu araçlar neredeyse kendini bir yılda amorti etti. Şimdi bu araçlar belediyemizin ikinci yıl. Bu araçları sıfırladık, 100 bin lira üst para aldık. Hem sıfırladık hem 100 bin lira. Üçüncü yıl bu araçları tekrar sıfırladık, 1 milyon lira para verdik. Bakıma, onarıma, lastik yenilemeye para vermiyoruz. 26 adet sulama araç satın aldık. Sulamamızı artık ihaleye vermiyoruz, kendimiz yapıyoruz. Toplamda 379 adet binek araç satın ve iş makinesi satın aldık.
kiralamayı minimuma düşürdük. Burada bahsedilmedi, unutuldu, belki gelecek. 4 tane de turizm aracı aldık. İkisini kadın desteğe, ikisini gençlik merkezine verdik. 1 adet de tur aracı aldık. Mercedes son model aldık. Bunu da Beltur'a verdik turizm çalışmaları için. Yakıt otomasyonu ile yıllık 4.2 milyon TL tasarruf sağlıyoruz. Yakıt otomasyona geçtik. Çipli yaptık, tanımlı yaptık. Bununla bu otomasyonla birlikte 4.2 milyon tasarruf sağlamıştık. Galp Bulvarı üst geçidinin yapımına başladık. Akabe kavşağı uzun süredir konuşuluyordu. Buraya da güzel bir kavşak yapıyoruz inşallah. Evet. Akçakale ilçesi devlet hastanesinin üst geçidinin yapımına başladık. Akçakale Caddesi üst geçidinin yapımına başladık. Akçakale'de bu, Eczaneler bölgesinde. Yeşildirek üst geçidinin yapımına başladık. Akıllı durak yapıyoruz. İnşallah bunların ısıtmalı ve soğutmalı örneğini başlatacağız. Ondan sonra akıllı duraklarımızı yaygın hale getireceğiz. Ulaşım master planı hazırlanıyor. Bu çok önemliydi. Uzun süredir Urfa'da raylı sistemden bahsediliyordu. Raylı sistem ulaşım master planı olmadan yapılamaz. Şimdi ulaşım master planı yapıyoruz. Arkasından yaylı raylı sistemin proje ihalesi yapılacak. Arkasından da raylı sistemin kendisini ihale yapacağız inşallah. Ulaşımda birçok ödül Şanlıurfa'ya kazandırdık. Büyükşehir Hizmet Binası'nı satın alarak yeni yerine taşıdık. Bu binayı da satın aldık. Bazen bize diyorlar ki başkanım eski binayı açtım, park yaptım. Ya keşke bunu otel yapsaydım. Ama halka hizmetin bereketi var. Şu anda şu binayı alamayız. Altında da 52 tane dükkanı satın aldık o sırada. Ve şimdi bunları fiyatı 3-4 katına çıkmıştır. Kızılkoy ikinci etapta 40 evin kamulaştırmasını yaptık. Burası da çok önemliydi. Turizm bölgemiz. Görüyorsunuz ışıklandırdığımız bu bölgede gece kondular vardı. 40 evin kamulaştırmasını yaptık ama üstte de devam ediyor. 10 tane de üstte kamulaştırma yaptık. Akçakale yolunda 55 adet yapının kamulaştırma ve yıkımda gerçekleştirdik bu yol açarken. Bunu da yapmış olduk. Yeşildirek'te kentsel dönüşüme katkı sağladık. Buradaki faaliyetin başlamasında belediyemiz kilit rolü oynadı ve bu yapıların bitmesine biz vesile olduk. Evet. Otobaleciler İstiyar'ın taşındı. Efendim bu da uzun süredir Urfa'nın konuşulan bir konusuydu. Otogalericilerimize görüştük. Eksiğiniz nedir diye sorduk bunlara. Yeni otogaleri sitesindeki eksiklerini tamamladık. Ve onların taşınmalarını sağladık. Şimdi eski yer ticaret ve konut merkeziydi. Vakıflarla görüştük. Buraya otel ve hastaneye getiriyoruz inşallah. 17 tarih sokakı restore ettik. Gün yüzüne çıkardık. Bunlar önemliydi. Diyoruz ya tarih şehri, kültür şehri yapacağız Şanlıurfa'mızı. İnşallah bunu bu şekilde devam ettireceğiz. Tarihi Sakın Köşkü'nü restore ettik, bir güzelliğe kavuşturduk, ışıklandırdık. Şahin Nabi Kültür Merkezi gün yüzüne çıktı. Bunu da inşallah yakında dijital sinema burada başlayacak. Eyüp Nevi Camii ve Külliyesi inşaatını tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun. Eyüp Nevi'de konaklama sorununa son vermek için sabır